ifadeleriyle dikkat çeken bir müjdeden bahsetti. Acaba İsrail'in gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması mı yoksa başka bir gelişme mi var, ne dersiniz? Teşekkür ediyorum. Hemen önerilerde ya da Cumhurbaşkanımızın açıklamasının üzerinden birkaç bir şey söylemek isterim. Şimdi bir defa bu İsmet projesine ben yeni bir isim takmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela New İsmet diyebiliriz. Yani yeni Doğu Akdeniz projesi diyebiliriz. Dolayısıyla Kıbrıs 100 kilometre Türkiye'ye. Yani denizden geçecek kısım eski İsmet'te 1000 kilometreyken şimdi 100 kilometre denizden geçecek. Şimdi bu maliyetlerde denizden geçenler 3 kilometre derinlikte olacağı için karada çok daha ucuza mal oluyor. Yani yeni proje New İsmet olursa eğer Türkiye üzerinden olduğunda çok da adil olacak. Çünkü biz Yunanistan'ı da dışlamıyoruz. Yani Yunanistan ve diğer bileşenler aynen kalıyorlar. Sadece doğru olanı hem ekonomik hem de teknik olarak doğru olan yeni projeyi gündeme getirdiğimiz için zannediyorum bunun müjdesi olacaktır. Ama devamında bir şey daha oldu. Irak. Irak'tan doğalgaz Türkiye'ye getirildiği zaman ben bu Doğu Akdeniz'deki gazın Avrupa için çok da büyük bir rakam olmayacağını düşündüğüm için birleştirilerek, yani Irak'tan gelecek gazla bu gaz birleştirilerek, mesela Mersin'de birleştirilerek İstanbul'dan ve Trakya'dan Yunanistan'a doğru gidebilir. Bunun adına da ben şöyle bir öneride bulunuyorum. Mid East Med. Yani Orta Doğu Akdeniz projesi. Peki. İkisi birlikte şeye katkı yapacaktır. Avrupa'ya da katkı yapacak. Değerli bir proje olacaktır. Herkesin kazandığı bir proje olacaktır. Sayın Yalçın. Ama tabii özür dilerim. Bir şey de unutmamak lazım. Üçüncü olarak da Türkmen gazının Transhazar projesinde devreye girmesiyle TANAP'la beraber Avrupa'nın gaz ihtiyacına...